Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mürit tabiri büyüklerimizin ifadelerine göre amel defterine 20 yıl günah düşürmeyen diye bir tarifte bulunmuşlar. Fakat mürit, iradesini Cenab-ı Hakk'a teslim eden kimse demektir. İradesini Mevla-i Zülcelal'e teslim eden kişi anlamına gelir. Zaten bizim fıtratımız, yaratılışımız din olduğuna göre, yaratılışımızda var bu bizim. Din olduğuna göre elbette ki ondan ne zuhur edecek? Müritlik zuhur edecektir. Şimdi bir elma çekirdeğinde ne var? Elma olmanın, işte gövdesinin, dalının, budağının, yaprağının, çiçeğinin, meyvesinin her şeyinin özelliği vardır. Çünkü o ilahi alemde o şekilde kodlanmıştır. Diğer bütün meyveler de aynen bunun gibidir. Nasıl Cenab-ı Hak onu kodlamışsa, nasıl ayarlamışsa ondan elmadan elma, armut olmaz, erik olmaz, çilek olmaz, üzüm olmaz. Neden? Yapısı o da onun için. Aşılanma olur mu? Olur. Aynen bunun gibi bizim tabiatımızdan ne var yaratılışımızda? Biz bunu dinimizde ne diyoruz? Fıtrat diyoruz, yaratılış diyoruz. Yaratılışımızda kulluk var. Çünkü Halik-i Lem Yezel, Es-Salim'le وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri zatımıza kulluk etsin diye halk ettik buyuruyor. Bir manaya göre liyarifun, tanımak için, Mevla-i Zülcelal'imizi tanımak için. Bir çocukta bunu görürüz biz. Mesela bir oyuncaktır önünde. Bu nedirdir? Bunu kim yaptı? Gibi sorular sorar. Bu soruları sormasının sebebi fıtratın da yaratılışın da din olmasından dolayı. Bu sebeple bir müminden de ne zuhur edecektir? Eğer fıtratımızı biz nefse değil ruhumuza teslim edersek, fıtratımızı şeytana değil biz Rahman'a teslim edecek olursak, ondan zuhur edecek olan Mevlamızın emirleridir. Onlara riayet, nehyettiklerinden de kaçmaktır. Bir müridin riayet edeceği hususlar, başta iltizam-ı takva biterkil muharramat ve hifzul vacibat. Bizim yapacağımız takvadır. Bazı nasihat kitaplarında, öğütlerde biz bunu çok görüyoruz. Başta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela Hazreti Muaz radıyallahu anh'a sana evvela takvayı tavsiye ederim diyor. Dört halife de aynen o şekilde, ashab-ı kiram o şekilde, tabi'in öyle, tebe-i tabi'in öyle, ulema-i kiramımız öyle. Mesela Mevlana Halid Kaddesallahu Sırra Hazretleri öğüt ve nasihatler var. En başta sana diyor takvayı tavsiye ederim. Hep bunu görürsünüz. Allah'ımızın korkusu. Bu diyor size gerekli olan korkudur, ilahi korku. Hocalarımızdan birisi Sami Efendi Hazretlerine gelir der ki, efendim, ben sizden dua talep edemem.
Çünkü bir hizmetim yok. Dua talep edemem. Himmet de diyemem. Çünkü hizmetim yok. Duanız etsin umumu olur. Ama sizi seviyorum, etrafınızı da seviyorum deyince bundan çok hislenir, duygulanır. Buyururlar ki benim de bundan başka bir güvenim, güvencim yoktur. Allah için sevgidir güvendiğim der ve göz pınarlarında da yaşlar meydana gelir. Bunun akabinde der ki efendim çok korkuyorum. Böyle söylediğinde buyururlar ki korkusuzluk felakettir. İlahi korkuyu taşımamak felakettir. Yine bir defasında Üstaz-ı Ali'miz, Üstaz-ı Muhteremlerine der ki, efendim öyle bir korku içimi sardı ki, sanki ateş yaranı olacakmış gibi titriyorum, korkuyorum deyince bir hadis-i kutsi okurlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet-i ilahiyesi gazabını geçmiştir. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Bunu söyler söylemez bu korku hali geçer. Artık normal bir durum hasıl olur. Beynel havf ve raca. Korku ile ümit arası bir hal zuhur eder. Bakıyoruz hakikaten öyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan en çok korkanınız benim. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, yataklarınıza giremezdiniz. Sahralarda Allah diye feryat ederdiniz, buyuruyor. 4. Halife aynı halin içerisinde ne kadar kamil insan varsa bu korkuyu taşıyorlar. Yalnız burada bizim ele alacağımız bir husus var. Haşyettir onlardaki haşyet. Azameti ilahiden dolayı titremedir. Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkürden dolayı artık bu nimete mazhar olmuş onlar. Kalplerine Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü kendisini artık zuhur ettirmiş ilahi kudret, azameti ilahi ondan dolayı hasıl olan durum haşyettir. Ondan dolayı titriyorlar. İlahi korku, bu sebeple haramları terk etmek, üzerimize düşen görevleri de icra etmektir. Yalnız, aşırıya gitmemek şartıyla, mesela korkuda çok ileriye gitmek de doğru değil. Çünkü rahmet-i ilahiyesi boldur Cenab-ı Hakk'ın. O zaman bu ölçüyü biz korku ile ümit arası diyeceğiz. Ne diyoruz buna? Beynel havf ve raca. Korku ile ümit arası diyoruz. Hani koyu bir emniyet, bu da doğru değildir. Mümin anlatılırken, el müminu keyyisün havirun fatinun. Mümin akıllıdır, ileri görüşlüdür, feraset sahibidir, çok iyi bir anlayışa sahiptir. Ve kendisini de kontrol altında tutandır, nefsini devamlı kontrol eden ve ahiret için hazırlık yapandır. Bir diğeri ise nedir? Koyu bir emniyet içerisindedir. Hani ben cennete girmeyip kim girecek, beni affetmeyip kimi affedecek gibi sözler asla caiz değildir. Bu hiç dinimizin esaslarına
uymaz. Koyu bir emniyet olamaz. Ölçüsü de arz ettiğimiz gibi. Aşırı da gidilmez. Çünkü Rabbimizin rahmeti çok bol. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Miraç hadisesinde bir ağaç görürler. Onun üzerinde bir kuş. Kuşun ağzında da böyle bir çamur parçası. Cebrail aleyhisselama sorar. Ey Cibril, nedir bu? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ağaç bütün dünyayı temsil ediyor. Kuş bütün insanları, ağzındaki çamur parçası da bütün insanların yapmış olduğu hatadır. Enginde bir deniz var. Söyle ya Muhammed, bu çamur deryaya düştüğü zaman onu kirletebilir mi? O derya bir dalgalandığı zaman kirden hiçbir eser kalmaz. Rahmeti ilahisi bu. Hadis-i şerifler pek çok. Allah'ımız Celle Celaluhu yüz rahmetinden bir tanesini dünyaya göndermiştir. 99'u ahirettedir. Bu sebeple anne çocuğu için yanıyor. Mesela Rabbimiz muhafaza buyursun, kaybolan çocuklar var. Günlerce ağlıyor. Bu Soma hadisesinde gördük. Vesairelerinde gördük. Hala 30 gün daha fazla bir ayı geçmesine rağmen acaba yavrum akşam gelecek mi diye bekliyor. Halbuki suların içerisinde kalmış. Buna rağmen Afyon'da gördük, ciğerleri yanıyor. O kömür madenlerinin ağızlarında bekliyorlar. Yavrum gelecek mi acaba diye. Şefkat bu. Bir hadiseye şahit oldum. Tahammül edilmesi çok güç. Çok kıymetli bir kardeşimizdi, irtihal etti. O şehadeti de istiyordu. Kendisi Almanya'ya gidecekti. Arkadaşlarına diyor ki, yanarak ölenler şehit oluyor. Acaba bana şehadet nasip olur mu? Bu Van'ın Erciş'te Erhan Çavuşoğlu. Çok kıymetli bir kardeşimiz. Bu Erzincan'ın biraz daha ilerisine doğru gittiğimizde Tercan diye bir yer. Orada bir tankere Allah'ımız muhafaza buyursun çarpmak suretiyle yanar. Ailesine de bu hadisenin zuhurundan önce telefon açar. Hanımı ne yapıyorsun derken, tabutum gelecektir. Cenab-ı Hak kendisine de malum eder. İşte neredesin, nasılsın dediğinde tabutum gelecektir. Tabii gittik. Çocukları daha çok küçüktü. Yavrusunun biri öyle bir koştu ki kapı açıldığında babam mı geliyor diye nasıl tahammül edilir? Onu bağrımıza bastık, ağlamaya başladı. Gayri ihtiyari. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muharebenin birinden dönerken Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın oğlu karşı geldi, daha çocuktu. Babam nerede deyince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir bağrına bastı ki kendinden geçercesine şefkat dolu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz merhametin kaynağı, gözyaşları adeta sel oldu. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki bir rahmetinin eseridir. Şefkat, merhamet.
Bakıyorsunuz bir köpek yavrusunu nasıl muhafaza ediyor, bir at yavrusunu nasıl koruyor, nasıl tarif edelim? Dolu hayvanat dahi yavruları üzerinde nasıl titriyor? Bir tavuğun civcivini muhafazada göstermiş olduğu çaba. Muharebe meydanıydı. Kadının birisi öyle dolanıyordu, dolaşıyordu ki, bu ne yapıyor, ne arıyor dediklerinde yavrusunu arıyor. Ama yana yakıla kadın bir sağa bir sola öyle bir gidiyor ki, Efendimiz buyururlar ki bu kadının yavrusuna olan şefkatinden Cenab-ı Hakk'ın şefkati daha çoktur ölçülemez şekilde. Biliyorsunuz Hacer validemizin oğulları İsmail daha çocuktu. İbrahim aleyhisselamla beraber Kabe-i Muazzama'ya geldiler. Yavrusunu Kabe'nin yanına bıraktı. Sıcak bir mekan. O sıcağın altında çocuk tahammül edemiyor ve susadı, sağa sola dönmeye başladı, kıvranıyordu susuzluktan. Hacer validemiz, acaba bir kimseyi bulabilir miyim diye bir Safa tepesine, bir Merve tepesine öyle koşuyordu ki, yavruma bir kimseyi bulur da ondan su temin edebilir miyim diye. Sonra Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamı lütfetti. Kanadını yere vurmak suretiyle sular fışkırdı. Nebi-i Ekrem Efendimiz buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hacer validemize rahmet eylesin. Eğer İbranice bir dille zem zem, kıf kıf, dur dur demeseydi nehir olup akacaktı diye. Yine de nehir olup akıyor elhamdülillah. O kadar hüccacı doyuruyor. Bu Allah'ımızın yüce kudretinin karşısında ona nasıl tazimde bulunup da emrine riayet edilmez? Nasıl yetiyor o su? O suyun kaynağı nedir? Daha çözülmüş değil zemzem suyunu. Bir türlü çözmeleri mümkün değil. Bu Allah'ın lütfudur, ihsanıdır deyip terk ediyorlar. Diyorlar bizim aklımız yetmiyor. Acıktığı zaman insanı halis bir niyetle içtiği zaman doyuruyor, susadığı zaman susuzluktan kandırıyor ve gönlünü de imanla dolduruyor, kalbine adeta nur oluyor. Gözüne öyle bir nur oluyor ki ibretle bakıyor, kulağına nur oluyor, hikmetli sözler dinliyor, beynine nur oluyor, yüce kudreti düşünüyor. Zemzem deyip de geçmeyelim, yeter ki içerken halis bir niyetle içelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek sadrı şerifi yarıldığında Cebrail aleyhisselam cennetten Kevser havzundan su getirip gönlünü arıtamaz mıydı Mevla? Zemzemle mübarek gönülleri yıkanıyor. Şerefi ve fazileti anlatılmakla bitmez. Hacer validemiz İbrahim aleyhisselam kendisini Kabe-i Muazzama'nın yerine yanına bıraktı. Ayrılıp gidiyordu. Arkadan Hacer validemiz, ya İbrahim, estaizu billah bi vadin gayri zi zer'in. Ekin bitmeyen bu vadiye, bu ıssız yere bizi nasıl terk edip gidiyorsun? Hiç baktığı yok. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetinden dolayı, ya İbrahim, bizi nasıl buraya terk ediyorsun bu yavruyla? Hiç bakmıyor.
Allah'ımız öyle emrettiği için bu ne büyük bir tevekküldür. En sonunda Hacer validemiz Cenab-ı Hak mı emretti bizim burada kalmamızı deyince, evet, Rabbimiz emretti deyince, Allahu yudayyuna. Allahu la yudayyuna. Allah bizi zayi etmez dedi. Onun da teslimiyetine bakın. İşte bu teslimiyetin neticesi sırlarla dolu, anlatılmakla bitmez. Cebrail aleyhisselam kanadını yere vurdu, sular fışkırdı. Neydi o Hacer validemizin yavrusu o çölün ortasında susuzluktan kıvranırken bir et parçası sağa ve sola öyle koşuyordu ki bu şefkatti, bu merhametti. O 100 rahmetten bir rahmetin dünyaya gönderilişinin neticesidir. Bugün Suriye'deki durum 2 milyona yaklaşacak. Daha da ne olacağı belirsiz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Hiçbir şey yapamasak dahi ellerimizi kaldırıp Cenab-ı Hakk'a yalvaralım, dua edelim. Hani o çocukların bizi ışıklarda görüyoruz. Yavrular arabalara asılıyor. İsteklerde bulunuyorlar. Onların yerine kendi yavrularımızı düşünelim. O yavruların yerine kendi yavrularımızı koyalım. Görüyorsunuz hallerini, durumlarını, ellerini, yüzlerini ne durumda? Evini, barkını, her şeyini terk etmiş, buralara sığınmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile Beyt-i Muazzama'dan, Mekke'den çıkarılınca bir hayli yürüdüler. Sonra tekrar Mekke-i Mükerreme'ye dönerek, ey içinde Beytullah'ın bulunduğu, Hacer-ül Esved'in bulunduğu, Zemzem-i Şerif'in bulunduğu, Safa ve Merve'nin ve Makam-ı İbrahim'in daha birçok kıymetli nimetlerin, ihsanların, ikramların, Allah'ın yüce kudretinin bulunduğu Mekke, düşmanlar beni çıkarıyor. Yoksa doğup büyüdüğüm bu memleketten çıkmazdım dememiş miydi? Yerinden yurdundan olmuş insanlar. Onlara şefkat ve merhamet edilmez mi? Perime perişan. Diyorum, şimdi halkı Müslüman olan bütün ülkelerde bu meydana geliyor. Ne oldu bize? Bu vahdet, bu birlik nasıl temin edilmiyor? Mübarek bir zattı. Abdülkadir Geylani Efendimizin kaddesallahu sırra bir programı icra edildi Karaman'da. Meşayih-i kiram toplandı. Diğer ülkelerden geldiler. Orada bir tanesi bir söz söyledi. Dedi ki bakın, burada biz birbirlerimizle ne güzel anlaşıyoruz. Ne güzel sevişiyoruz, muhabbet ediyoruz, hal ve hatır soruyoruz. Ama bu salonu çıktıktan sonra bu muhabbet devam etmiyor dedi. Buna hak verdik biz. Bırakalım biz dış ülkeleri ve dünyayı, kendi içimizde olsun bir araya gelelim. Artık bunun zamanı geçmiştir. Ama zararın neresinden dönülürse dönülsün kârdır, geçmiştir derken, bu gayretimizden ve üzüntümüzden olsa gerek, bir araya mutlak gelmek mecburiyetindeyiz. Görüyorsunuz, hiç diğer ülkelerde bir sıkıntı yok. Ama halkı Müslüman olan ülkelerin aç ve perişan olduğunu görüyoruz. O en kıymetli madenler kendi ülkelerinden çıkıyor. Ne yapıyor? Oradaki halk bir işçi gibi çalışıyor.
O da emeğinin karşılığını dahi alamıyor. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir adalet sıfatı var ki, mesela bir yere orman lütfetmiş, bir yer ise tamamen kurak. Allah'ımız da oraya ne madenini vermiş? Petrol vermiş. Eğer diğer bir yere petrol vermemişse, en kıymetli madenleri ihsan buyurmuş. Cenab-ı Hak adalet sahibidir. Öyle bir denge kurulmuş ki. Al, bunu şimdi Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz perime perişan, o tenekeden yapılmış evlerin içerisinde. Dinleyin de bakın onları. Bir sene geçiyor da yıkanamıyor. Şimdi biz bulunduğumuz yerlerde bir gün insan tepeden tırnağa yıkanmayacak olsa durumu malum. Sene geçiyor. Suya muhtaç. İçtikleri su bazen görüyoruz. Allah'ımıza hamdolsun veren el derneği olarak hizmetler veriliyor. Birçok kurumlar da hizmetlerini icra ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ama bir türlü yetişilemiyor. O içtikleri su bulanık, yerine göre çamur gibi bir su. Bir zat idi, buraya geldi, anlattı. Şimdi bir kuyu orada açacaklar. 100 metre inmişler, 200 metre inmişler, daha fazla inmişler. Bir türlü su çıkmıyor. Diyor ki benim 2 rekat namaz kılmam lazım. Siz devam edin diyor. Diyorlar efendim su çıkmıyor. Siz sükut edin. 2 rekat namaz kılıyor ve elini Rabbimize açıyor. Ya Rab lütfet diyor. Ama çalışmanın neticesi çalışmadan değil. Allah'ım bizi muvaffak kıl diyoruz değil mi? Ama çalışmak suretiyle olacak bu. Her insanın çalışmasının mukabili var. Halikimiz derhal telefon açıyorlar. Efendim su çıktı diyorlar. Yine bugün bir kardeşimiz anlattı. Benim diyor, evde kardeşiniz ayakları üzerine duramaz bir haldeydi. Kalktı sabah. Bir türlü ayaklarının üzerinde duramıyor. Hastaneye götürdük. Bir türlü işte MR çektiriyoruz beyninden vesaire ayaklarından. Bir türlü derde deva bulunmuyor, bir teşhis konulamıyor. İkinci hastane, üçüncü hastane. Sonra ne deseler beğenin, bu öyle bir hastalığa tutulmuştur ki bundan kurtulan yok. Bunu söyledi diyor açıktan. Kardeşim bundan kurtulan yok. Bunun devası var dedim diyor. Derhal bir kurban kestim. Fakire, yoksula yedirdim. Ve e'iddu lil belâi du'a. Belaları dualarla defedin. Allah'ın yolunda infak etmek suretiyle derdinize deva bulun. Sonra diyor doktora gitti. Doktor hiçbir hastalık yok dedi diyor. Hiç. Artık devası yok diyen, ölüme terk ettikleri kardeşimiz için diyorlar ki bu Cenab-ı Hak'tan başka söz söylememiz mümkün değildir. Başka bir ifadesi yok bunu diyorlar. Bir Alman olmasına rağmen bir tanesinin sadece başı hareket ediyor. Bütün vücudu felç olmuş durumda. Bakın o Alman bile diyor ki senin yapacağın bir iş var Rabbimize elini kaldır da yalvar diyor. Elini kaldır da yalvar. Onu da yapmıyor. Artık Kabe-i Muazzama'nın yanındalar. Cenab-ı Hak Zemzem'i lütfediyor, ihsan ediyor. Hacer validemizin bu hali nedir? Bir Safa tepesine, bir Merve tepesine
koşuyor, şefkat ve merhamet, Allah'ımızın lütfetmiş olduğu bir merhametten dolayı bu. Diyorum, Afganistan'daki kardeşlerimiz, Mısır'daki kardeşlerimiz, Türkistan'daki kardeşlerimiz, eskiden sayardık, şurada, burada derdik. Bakın Filistin'de şimdi bir milletvekilini öldürüyor. Müslüman bir milletvekilini. Çünkü inancı bu. Bir Müslümanın kemiğini kıracak olursa onun için bir ibadettir, taattir. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliği ihsan buyursun. Başta gönülde birliğimizi temin edeceğiz. Kalpte. Bütün azalarımızı Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde kullanmak suretiyle. Bütün azalarımızı. Bir kere biz kendimizi Rabbimize İbrahim Aleyhisselam gibi esamle inni veccehtu vechiye lillezî fetere semâvâti vel ardâ hanîfâ ve mâ ana minel müşrikîn. Ben yönümü Cenab-ı Hakk'a çevirdim. Hanif olarak tevhid esası Allah'ımızın birliği her şeyde vahdaniyetini, birliğini müşahede ederek ben yönümü Cenab-ı Hakk'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim diyor. Bu kalpteki birliğimiz bu olur. Belkıs validemizin galet. Rabbi inni zalemtu nefsi. Galet. Rabbi inni zalemtu nefsi. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Aya, güneşe, yıldıza taptım. Ve eslemtu ma Süleymane lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a Süleyman ile teslim oldum diyecek olursak kendi gönlümüzde bir vahdet temin ederiz. Evimizde vahdeti, Kur'an-ı Azimuşşan'a uygun bir hayat, sünnet-i seniyyeye muvafık bir hayatla, çocuklarımızla vahdeti Kur'an kıraatiyle, Ehl-i Beyt sevgisiyle, Resulullah'ın muhabbetiyle, etrafımıza, konumuza, komşumuza, bütün ülkemize beyinleri bir araya getirerek diyoruz Japonlar bile, şu Japonlar, 5 tane küfür kafası bir araya geliyor. Ne yapıyorlar? Bunlar diyorlar ki biz sadece burada kömür üretiyoruz. Bir de balık. Ne yapalım da bu ülkeyi kalkındıralım? 5 tane müşrik kafası bir araya geliyor. Bugün teknolojide en ileri seviyeye ulaşıyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. Şu Müslüman beyinler bir araya gelirse, geliyor elhamdülillah, gelmiyor değil, geliyor. Ama çok sıkı tutacak olursa muvaffak olmamak mümkün değildir. Şimdi gördüğüm bazen geçen muhalefet hallerini de anlattım. Muhalefet olmadan bir devletin devamı mümkün değildir. Ama muhalefet devletle bir demektir. Birbirinin tamamlayıcısı demek. O bana şunu söyledi, ben de şunu söyleyeceğim şeklinde değil. Onu nasıl tahsih eder, düzeltebiliriz, yardımcı oluruz diye bu şekilde olacak. Diyoruz ya, biz Sultan Ahmet'in 4 tane sütunu var. 4 sütunu bir araya getirsek, kubbeyi olduğu gibi çökertiriz. Her sütun kendi yerinde bir vazife yapıyor, o kubbeyi tutuyor. Her hizmet eden insanlarımız ne yapar? Kendi yerinde görevlerini icra eder. Kur'an mı okutuyor? Kur'an-ı Azimuşşan'a çok büyük değer vererek değerleniriz. Okuturuz aşeresinde, takribinde, tayyibesinde. Elhamdülillah bunlara da şahit oluyoruz. Çok seviniyor insan. Bunlar yok olacak diye korkulurken Cenab-ı Hak ihya ediyor ve yeşertiyor. Dedem rahmetullahi aleyh hazretleri 38 yılında, 938'inde irtihal buyurur.
39'da irtihal buyurur. Kendisi konuşma tamamen yasak. Bir bayram sabahı bayram namazını tarif için ayağa kalkar ve ağlar. Dininizi acaba bundan sonra kim size talim edecektir? Bu derd ile vaktini geçirir. Ve bunun için çaba ve gayret gösterir. Elhamdülillah. Gördüğümüz kadarıyla Cenab-ı Hak lütfetti, ihsan etti. Çok hayırlı kurumlar, hizmet mahalleleri mevcut. Ama bu serbestliğin içerisinde, bu rahatlığın içerisinde gayretlerin az olmaması gerekir. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır bu. Bizim üstadımız sohbet buyururlar, böyle yudum yudum sularla konuşurlar, görüşürler. Kıtlıkta verilen lokma unutulmaz, aman dikkat edelim, bugünlerin kıymetini bilelim der ve ileri Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı ile görürlerdi. Hani Rabbimizin bizden istemiş olduğu görevleri imkan nispetinde yapmaya gayret gösterelim. Elimizden geldiği kadar. Bu imkanlar doğdukça gafletler çoğalıyor. Bakıyoruz dünyevileşmeler çok acayip bir şekilde. Kadında da öyle, kızda da öyle, kardeşlerimizde de öyle. Yani oturduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden konuşsak, Resulullah'ın sevgisinden konuşsak, şu arabaların alımı, satımı, evet alacaksak alırız. Aynen Rabiatül Adeviye annemiz gibi. Diyor ki hizmetçisine, işte evimize Hasan-ı Basri'ler geliyor. Onun için bir kilim alalım. Hizmetçi olan diyor ki acaba anne kırmızı mı olsun, sarı mı olsun, yeşil mi olsun? Nasıl olsun, ebadı, şekli, şemali, biçimi deyince, kızım parayı ver, parayı ver. Daha almadan dünya kelamı bitmedi diyor. Aldıktan sonra ne olacak? Artık bunlar çok basit gelmeli bize. Eğer gözümüzü ahirete diker, önemli olanlara değer verirsek, önemsizlere değil, önemli olanlara değer verirsek gözümüzde dünyanın sevgisi çok küçülecektir. Hani bu imkanlar diyorum, doğmuşken gayretlerimiz azalmasın. Sevgili üstazımız, Kaddesallahu sırrah Hacı Hasan Efendi, rahmetullahi aleyh, İskenderun'un dört yolu. Orada Arnavut Mehmet Efendi, mübarek bir kimse. Kendisi Esad-ı Erbili Hazretlerine intisab eder. İntisabında der ki, üstazım, benim bir derdim var. Yakup diye bir kardeşim vardı. Bu seferberlikte kayboldu. Öldüyse ruhuna okuyacağım, hayatta ise arayacağım deyince mübarek başlarını eğerler Esad-ı Erbili Hazretleri. Bir müddet durduktan sonra, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Mehmet Efendi irtihal etmiş. Dünyaya Yakup diye seslendim. Bütün Yakuplar kalktı. Ahirete seslendim. Yine kalktı. Mehmet Efendi'nin kardeşi deyince bir tanesi dedi ki, efendim ben şehit oldum. Şehitler arasındayım. Kardeşime selam söyle deyince ağlamaya başlar. Bu zat bize şunu anlattı. Dedi ki, Hasan Efendi bize müjde verdi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yürüyorlar. Yürürken koltuklarında Kur'an-ı Kerim. Nereye ya Resulallah? Türkiye'ye gidiyorum. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Türkiye'ye emanet ediyorum. İnşallah beyinlerimiz bir araya gelir. Gelmiştir ama gayret ve çabamızı artırmamız ne kadar mühim bizim. Diyoruz ya, Sultan Ahmet'in dört tane sütun. İlla bunlar bir araya gelsin değil. Bulundukları yerde görevlerini icra ediyor.
her hizmet eden kurum da diyoruz kendi kabiliyetine göre vazifelerini yapsın ama beyinler bir araya gelsin. Sami Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirra bir görevlisine şunu çok sorar. Der ki, kardeşlerimizin beyinleri nasıl, usule riayet ediliyor mu? O zat da der ki, her zaman bunu söylüyor, nedir bu acaba diye düşünmeye başlar. Kardeşlerimizin arası nasıl, birbirlerine sevgileri, muhabbetleri nasıl? Esamle fe'ellefe beyne gulubikum fe'asbahtum bi ni'metihi ihvana. Evs ve Hazret kabilesi birbirine düşmanken, birbirlerinin kanlarını kan davalarıyla dökmeye kalkmışken, Cenab-ı Hakk'ın birbirlerine kalplerini ısındırıp da kardeş oldukları gibi ve la tahasedu ve la tebaghadu ve la tedabaru ve kunu ibadallahi ihvana. Birbirinize haset etmeyin, buğz etmeyin, sırt çevirmeyin, Allah'ın kardeş kullarından olun. Bu sevgiler de olur, bu şefkatler de olur, bu merhametler de olur. Başta kendimize iyi bir merhametle, nefsimize fırsat vermeyeceğiz, ruhumuzu güçlendireceğiz, kendi içimizde birliğimizi temin edeceğiz. Daha sonra dünyada bir birlik. تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ ف۪ي تَرَاهُمِهِمْ وَتَعَاتُهِمْ وَتَوَاتِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ Sevgide, şefkatte, merhamette, iltifatta, ikramda müminleri bir vücut gibi görürsün. Vücut azasından birisi rahatsız olduğu zaman diğer azalar da uykusunu kaybeder. Parmağı eğer şiddetli bir şekilde ağrıyorsa onun beyninde de bir sızı, elinde de bir sızı, gözünde de bir sızı. İşte o Filistin'de kardeşimizin, o mecliste vazife yapan Müslüman kardeşimizin hiç haksız yere darbe edilerek öldürülmesi. Bu içimizde yara olmalı bizim. Vesaire yerlerdeki müminlerin sıkıntılarını duymalıyız. Duyarak bir araya gelmeliyiz. Hacer validemizin o durumu, işte diyorum ya, dünya üzerindeki Müslümanların sıkıntıları, onlara duyulan şefkat ve merhamet, o bir rahmetin eseridir. Takva, el-evvel, iltizam-ı takva, bir terkil muharramat, haramları terk ederek takvaya yapışmak. İşte şu söz çok kullanılıyor. İşte dünya bitiyor. Haydi dünya bitti veya bitmedi. Mugayyibat-ı hams var. Hamse. Beş şeyi Cenab-ı Hak gizlemiştir. Kıyametin ne zaman kopacağı ama alametleri belirmiştir. Küçük alametlerin hepsi bellidir. Büyükleri de tesbihin taneleri gibi arkası arkasına gelir. Diyor, geldi mi, gelmedi mi, ne kadar yıl var, buna hiç gerek yok. İşte görüyorsunuz, toplu toplu ölümler, bu da kıyametin alametidir. Hep seyrediyoruz, hep duyuyoruz, okuyoruz, şahit oluyoruz. Bir dakika önce görüştüğümüz, bazen bunları görsel cihazlarda da bütün teşhir ediyorlar. Diyorlar ki bir dakika önceki şunların zevkine bak, ondan sonraki haline. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopuyor. Ona göre bir hazırlık. Yani haramlara veda etmemiz lazım. Öleceğiz biz. Allah'ın huzuruna varıp hesap vereceğiz. Hem de tek tek hesap vereceğiz. Kardeşlerimiz anlatıyorlar. Ben diyor gece kalktım. Evrat ve eskârımı okudum. Ölüm tefekkürüne geldiğimde uyudum diyor. Rabbimiz soruyor. Rabbin kim? Melekler soruyor. Allah diyorum. Men Rabbuk Allah Celle. Nebin kim?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap verdim diyor. Sonra melekler bununla kalınmaz, daha öyle sorular var ki dediler diyor. Binlerce soru geliyor, şaşırdım artık diyor. Binlerce soru geldi. Görmediğimiz için biz oraları, şimdi hep kolayımıza gelmesin. Biz diyoruz ki mesela burada İstanbul'da kar yok, pek öyle sıkıntı yok. İşte biz halat alacağız, zincirimizi alacağız. Ne bileyim, çekme halatları, zinciridir, yakıtımız vesaire mutlak almamız gerekir. İhtiyaç var mı? Yok. Bundan dolayı doğuya doğru giderken, ya burada hiçbir sıkıntı yok, orada ne olacak ki dediğimizde bir de bakıyoruz ki kışla karşılaşıveriyoruz. Biz arabamızın yakıtından tutun, o zinciridir, çekmalattır vesaire neyse artık, takozudur. Bunları almadığımız için perme perişan oluyoruz ve ne sıkıntılara giriliyor. Bize Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde ahiretin ahvalini haber veriyor. Kabir haber veriliyor, hesap haber veriliyor, nasıl kalkacağımız haber veriliyor, defterlerimiz haber veriliyor, mizan ve sırat haber veriliyor. Bunlar hep bir kıştır. Hiç bu kışlara benzer mi o? Habibullah haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüklerimiz haber veriyor. Hatta öyle bir şefkat ve merhametle ki ayaklarınıza turab olayım diyor. Yapmayın diyorlar. Neden söylüyorlar? Allah'ımız müşahede ettiriyor da onun için. O zaman hazırlığımızı tam yapacağız. Artık neyse, zincir midir, teker midir, yakıt mıdır, neyse. Namaz yakıtımızı alacağız, oruç yakıtımızı, hac yakıtımızı, zekat yakıtımızı, kelime-i şehadet yakıtımızı. Hem de oktanlısı olacak, en iyisi olacak namaz, haşyetle. Oruç, takva ile. Zekat, kalbi cömertlikle. Tebliğimiz, davetimiz, Allah için sevgimiz, Allah için buğzumuz, kendi nefsimizi ve ehlimizi ateşten korumamız, Allah'ın yolunda hizmet ve gayretlerimizle ne yapacağız? Hazırlıklarımızı yapacağız. Ya ebader, ceddidis sefine, fe innes sefere ba'idun. Ya ebader, sefer uzundur, gemiyi yenile. Şu gözünüzü yenileyin, ibretle baksın. Kulaklarınızı yenileyin, kov ve gıybet dinlemesin. Allah'ın kelamını dinlesin Celle Celaluhu. Eşyanın zikrini duysun. Aman ha, gemiyi yenileyin, bozmayın. Fe innel bahre amigun. Deniz çok derindir. Acaba kabir nedir? Ne yapıyor oradaki kimseler? Şunu bir kere kendimize vazife olarak bilelim. Böyle kabirlerin başında bir müddet duralım. Yani bir mezarlıkta bile geçerken levhasında yazıyor. Bugün bize, yarın da size diyor. Bugün bize, yarın da size. Allah'ımız uyandırsın. Nasıl uyanalım biz? Sohbetimizle, zikrimizle, rabıtamızla, murakabemizle, keşke bir hasıl olsa müşahede haliyle, hayırlı insanlarla oturup kalkmakla, ahireti tefekkür etmekle, bizim görevimiz nedir, vazifemiz nedir, Cenab-ı Hak bizi ne için yaratmış, nasıl kodlanmışız? Kulluk. Bir mürit tabirinin daha üzerinde duruyoruz. Cenab-ı Hak hakiki müminlerden kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.